Post gazetesi İsviçre temsilciliği Post Bizim Rehber'in 3. yayın yılı münasebetiyle iş adamlarını bir araya getirdi. 3. yıl münasebetiyle Orient Restorant'ta düzenlenen toplantıya katılım yoğun oldu. Arkadaşımız Levent Karaağaç'ın sunumuyla gerçekleşen gecede katılımcı iş adamlarının samimi sıcak ortamdaki memnuniyetleri görülmeye değerdi. Markalaşma, marka değeri oluşturma ve tanıtım konularında İhlas Holding Avrupa temsilcisi Kenan Kubilay, Bern Büyükelçiliği basın müşaviri Hacı Mehmet Gani, ticaret müşaviri Ömer Faruk Çakır ve eğitim müşaviri Sezai Güler birikimlerini iş adamlarımız ile paylaştılar. Bu akşamı nasıl buldunuz markalaşma konusundaki seminerimizi? Gerçekten son derece mükemmel ve önemli bir konuya değinerek güzel bir organizasyon yapmışsınız. Bu vesileyle buradaki tüm katılımcılar adına size teşekkür etmek istiyorum. Bir ülkede varlığınızı sürdürebilmeniz için son derece önemli. İsviçre'de yaşıyoruz. İsviçre tabii kendisi bir marka ülke. Tüm ürettikleri marka. Ama buradaki bu birlik sayesinde inşallah bir Türk markası doğacak diye temenni etmek istiyorum. Bu vesileyle gerçekten teşekkür ediyorum ama şunu özellikle belirtmek istiyorum. Artık burada kalıcı bir Türk toplumu var. Bu kalıcı Türk toplumu kendisini burada iyi anlatabilmek için, tanıtabilmek için her konuda başarılı olmak durumunda. Ticarette başarılı olmak durumunda, siyasette başarılı olmak durumunda, eğitimde başarılı olmak durumunda, sosyal ve ekonomik, kültürel konuların hepsinde başarılı olma durumunda. Ayrıca devletimizin yetkililerin katılması, Sayın işte TGRT ailesinin en önemli kişilerinden Kenan Bey'in burada olması da son derece önemliydi. Ben bir kez daha teşekkür ediyorum ve son derece güzel bulduğumu belirtmek istiyorum. Öncelikle toplantı için teşekkürlerimi arz etmek istiyorum, paylaşmak istiyorum. Sivil toplum kuruluşları, ticaret yapan insanlar, değişik alanda çalışma yapan bütün burada yaşayan vatandaşlarımızın bir akşamda bir araya gelerek hem sivil kuruluşların iş yapan iş adamlarını hem iş adamlarının sivil toplum kuruluşlarını tanıması bu vesileyle yelpazeyi genişletmek hiç şüphesiz güzel olacaktır. Bu toplum açılımı, toplantı açılımlara vesile olacak. Her şeyden önce tanışıyoruz, kaynaşıyoruz birbirimizi tanımakla. Post camiasına ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir güzel, nezih bir ortamda bulunmaktan çok büyük keyif duydum. Evet, bu gecenin konusu marka. Marka çok ciddi bir konu ve MÜSİAD olarak markalaşma konusunda bizim buradaki iş adamlarıyla beraber yapacağımız seminerlerde ve bu marka konusunu masaya yatırarak çok daha profesyonel bir şekilde işleyip inşallah markalaşma yolunda bir öncülük yaparak hayırlara vesile olacağını düşünüyorum. İsviçre TİSAP Seyahat Ajanteleri Birliği Başkanı Sayın Hüseyin Samsun'du. Ticarete, seyahatin bakış açısını sizden alabilir miyiz? Ticaretin, seyahatin bakış açısı, dünyada seyahat bitmeyecek. İnsan var oldukça bitmeyecek muhakkak. Yalnız çeşitlilik fazlalaşıyor seyahatte. Spordan inanç turizmine kadar turizmin dalları genişledi. Son yıllarda Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız özellikle sadece memleket ziyareti değil, Türkiye içinde ve Türkiye dışında birçok farklı bölgeye tatil amaçlı gitmeye başladı. Biz de İsviçre'de yerleşik 28 ajanta arkadaşlarımızla kaliteli bir şekilde bu hizmetleri sunuyoruz. Bu tür gecelerin sık sık yapılması herkes için gerçekten çok iyi olacak. Çünkü burada herkes birbirini tanıyor. Kimlerin ne iş yaptığı. Yani devamlı değişik mesleklerden, meslek kollarından olsak bile ama birbirimizin yani bu yakından böyle yakından görüşmelerde, sık sık gecelerde iyi olacak. Çünkü sonuçta daha önce de konuşuldukları gibi toplumun biz ne kadar birbirimizden uzaklaşırsak o kadar yani gücümüz de azalıyor. Ben size bu konuda gerçekten teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarınızın umarım sık sık olmasını temenni ediyoruz. Çünkü artık birbirimize rakip değil, birbirimize yakınlaşarak, destek olarak
daha çok sinerji ve güç oluşturma her konuda, her meslekte büyümemizin büyük şeyi, etkisi olabilir bu konuda. Valla çok güzel bir geceydi. Gerçekten ben ilk başta Post Gazetesi'ne çok teşekkür ediyorum. Çünkü kaynaşmayı çok sağlayan bir gece. Yani sadece iş adamlarının katıldığı bir toplantı değil, birbirlerini tanımaları ve diyaloğu açısından sıcak bir akşamdı. Bu çok önemli çünkü birçok toplantıya katılıyoruz. Ama insanların birbirleriyle diyalogları yok. Sadece tanıyan insanlar birbirleriyle konuşuyor. Ama burada gördüğüm kadarıyla herkes birbirleriyle konuşuyor. Ürünümüzü tanıtmak adına çok faydalı bir gece olduğunu inanıyorum. Batı Life müşterisi zaten İsviçre'de artık konusundan emin, kendinden emin, firmasından emin, içtiği sudan emin. O yüzden yani ben herkesi Batı Life'a davet ediyorum tekrar. Aslında bu gecede de birçok iş yeri sahibi müşterimiz vardı. Hepsinin memnuniyetlerini gördük. Post Gazetesi'ne çok teşekkür ediyorum. Öncelikle size Post ailesi, TGRT ailesi olarak teşekkür ederim. Ben yakinen bildiğim, siz yıllardır bu tür organizasyonları yapıyorsunuz. Gerçekten de çok faydalı oluyor. Burada görüyorsunuz, iş adamlarıyla oturuyoruz, sohbet ediyoruz, tanışıyoruz. Hatta ticaret ortamı oluşturuyorsunuz. Bu gerçekten bizim için İsviçre'de çok önemli. Bana göre siz İsviçre'de özellikle bizim, yani Türklerin sesi, kulağı, gözü, ayağı, her şeyisiniz. Gerçekten size çok teşekkür ediyoruz. Sonuç burada. Bu kadar insanın gelmesi ve fikirlerin bir olması her şeyden önce. Çok bence verimli bir akşam yaşadık. Teşekkür ederiz bunun için. Öncelikle size teşekkür ediyoruz bu geceyi bize sunduğunuz için. Yani gerçekten mutluyuz bu kadar iş adamını, yani kendi milletimizi bu başarıda görmekten gerçekten yani onur verici bir şey. İşte dediğim gibi ortam, beraber biz bu parket, efendime söyleyeyim, zımpara, yağ, laminat işlerini beraber yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar titiz ve temiz çalışıyoruz. Yani diyeceğim bu kadar yani. Herkese öncelikle bizi buraya çağıran ve bu ortama düzen sağlayan, ortamı oluşturan kişilere teşekkür ederiz. Sizlere de bu ortamda birbirlerimizi tanımak, birbirlerimize desteklemek için daha iyi bir güzel ortam olduğunu ve bunun daha çok devam etmesini isteriz. Efendim, öncelikle bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Böyle bir geceyi Post gazetesinin düzenlemesi ve bizleri davet etmesi hakikaten gurur verici. İş adamları olarak çok büyük kaynaşma, fikir alışverişi yapabiliyoruz. İnşallah yakın zamanda da muhtemelen Mayıs ayı veya Nisan'ın sonu gibi İstiklal'in konsept mağazasını İsviçre temsilciliği olarak açacağız. Bir ilk olacak İsviçre'de konsept mağazası. İsviçre'de konsept mağazası olarak bir ilk olacak inşallah. İnşallah Allah muvaffak eder. Adalet Hanım ve Rol Bey, sizden de geceyle ilgili birkaç cümle alabilir miyiz? Evet, evet Bey abim. Gece çok güzeldi, çok memnun olduk. Faydalandık, bilgiler aldık. Ticari müşavir beyin sohbeti bayağı faydalı oldu. Tabii şimdi biz bunlardan ticari olarak faydalanmak istiyoruz. Birebir telefon numaralarımızı alıp verdik. Gerçekten çok güzel bir akşamdı. Ellerinize kollarınıza sağlık diyelim. Çok değişik arkadaşlar tanıdık. Çok memnun olduk tabii. Gördüğüm bazı arkadaşları da başka diğer sosyal ortamlarda da görmüştük zaten, tanıyorduk. Çok güzel bir ortamdı. Çok zevkle yedik, içtik. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Böyle organizasyonlarda bizi de davet ettiğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bu gecede de bizlere diğer iş adamları, arkadaşlarımıza tanıştırdığınız için önce sizlere teşekkür ederim. 2008'den beri İsviçre'de Çiloğlu markamızla halkımıza hizmet vermekteyiz. Türkiye'nin o özlenen damaklarda tat bırakan o güzel markaları, güzel lezzetleri biz Türkiye'den İsviçre'ye ithal ederek buradaki halkımızın hizmetine sunmaktayız. Teşekkür ediyorum. Bu geceyi bize bu evimizde gibi hissettirdiğiniz için bu geceyle ilgili birkaç cümle sizden alabilir miyiz Fatma Hanım? Biz teşekkür ediyoruz. Eğer memnun bırakabildiysek ne mutlu bize. Siz de çok sağ olun. Böyle bir organizasyona vesile olduğunuz için. Eğer müşterilerimizi memnun bırakabildiysek, misafirlerimize ne mutlu bize. Ben Ozan Pedik, Erzincanlıyım. 15 yıldır buradayım. 25 senedir restoran işi yapıyorum. Restoran işini prensip olarak kendi evimizde ağırlayıp,
kendi evinizde hissettirmek prensibiyle hareket edip ona göre davranıyoruz müşterilerimize. Bu gece onu tamamen yaşadık. Teşekkür ederiz, sağ olun. Ayrıca burada yeniyim, bu iş yerinde yeniyim. Umarım her şeyi istediğim gibi yaparım. Restoran olarak yaklaşık bir yıl üç aylık bir zaman süresidir açığız. Bu tür organizasyonlarda restoranımız bu bir ilk değil. Daha önce de bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmış ve bundan sonra da insanlarımıza yapmaya devam edecek. İnsanlarımızı burada bir arada kendi kültürlerini, özlemiş olduğu yemekleri yiyebilmeleri için hizmet sunmaya devam edeceğiz.